Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi yeni gelen tesbihlerden size tanıtacağım. Kaç tane gelmiş? 2, 4, 6 tane yeni tesbihim gelmiş. Bunları size tanıtacağım. Şundan ikisi muhtemelen aynı boy olmuş ama imameleri farklı. Şimdi hemen hızlı bir şekilde malzememize bakalım. Ölçülerine bakalım. Evet, bu kaça kaçmış? Hemen bakıyorum arkadaşlar. Ona 13. Bu kaçmış? Ona 13. Bu ikisi de arkadaşlar şeye ait. Osman Kozoğlu'na ait. Şöyle imamelerin şuralarına biraz girinti çıkıntı yapmış. Değişik bir şey yapmış. Evet, biraz farklı olmuş. Kısa olmuş. Güzel. Ben seviyorum böyle kısa imameleri. Tanelerin ucunda patin kalmış biraz. Evet, üst renklerinden hafif kalmış, malzemeyi kurtarabilmek için yapmış. Evet, ama benim hoşlandığım tarzlardan ve bana göre sıkıntı yok arkadaşlar. Çekimi çok güzel. İmame durakları böyle biraz tok olmuş, tombul. Evet, hitamesi falan hepsi düzgün. Çok uzatmadan geçiyorum. İmameyi kaç santim yapmış bakalım arkadaşlar. Hemen imamenin uzunluğuna bakalım. 3,80 yapmış. 3 santim. .8. Şimdi bunun imamesinde bakın böyle sade ve düz bir şekilde yapmış. Tepeliği de bu. İmame durağını normal yapmış. Bakın buradaki imame durağı biraz işlemeli. Normal yapmış, evet. Bakın bunun tepeliğini de biraz farklı yapmış. Evet. İmamenin tarzına uydurmuş. Bu şekli ben çok seviyorum arkadaşlar. Yani sistem gelen sisteme uygun bir şekilde olması gerekiyor. Tepeli ya da usta imzası, imame durağı, usta imzası değil de imame durağı falan uygun olmalı ki böyle göze daha çok hoş gelmesi gerekiyor. Bakın biraz girinti çıkıntılar birbirine uyumlu şekilde yapılmış. Bugün hızlı geçeceğiz. Fazla durmaya gerek yok. Malzemesi gösterelim. Malzemesi de buydu arkadaşlar. Bakın kıpkırmızı olacak bunlar ileride. Normalde ilk yapıldığında bu pudra pembesiydi. Hatta burada bir tesbih varsa pudra pembesi. Çok yeni yapılmış yok ama bakayım şuradan bir tane göstereyim. Bu da biraz renk almış. Bu da biraz renk almış. Hafif ton farkını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da normalde pudra pembesiydi. Biraz daha böyle ten rengine gelmiş. Bak aralısındaki farkı da görüyorsunuz. Bu daha önce yapıldığı için. Bu biraz daha çok renk almış. Bunu kaldırıyorum. Şöyle koyayım yerine. Evet. Malzememiz bu. Kırmızı olacak. Osmanlı bordosu olacak arkadaşlar. Orijinal bakalit malzemeler. Bunu çekiyorum. Hemen şu güzel kesme tarzı bir şey yapılmış. Şöyle bakayım. Böyle uçları yuvarlatılmış kesme arkadaşlar. 8'e 7'ye özür dilerim. 7'ye 11 yapılmış. Günlük çekim için ideal. Bunu günlük her yerde sağda solda çekebilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. İmamesine bakalım. Evet, imamesi sade yapılmış. Tepelik sade yapılmış. Yine Meksika şapkamız. Usta imzası. Evet. İmame durağı. Aynen böyle. Şirin bir damla şeklinde. Güzel bir. Evet. Bakın bunlar biraz bekledi aslında. Ben bir iki haftadır yayınlamadım. Çıkartmadım karşınıza. Biraz sertleşmiş. Çekimi hemen güzelleşmiş. Evet. Şunların çekimine bakalım. Evet, güzelleşmiş. Güzelleşmiş, güzelleşmiş. Evet, sırada şu var. Yine bu arkadaşlar. Bakın malzemesi şu. Şeffaf bakalit. Bal rengi. Çok güzel bir malzemeydi. İnce geldi bize. Yani sertliği falan çok iyi yani ince olmasına rağmen.
Gerçi malzeme ne kadar ince olursa o kadar güzel oluyor sertliği vesairesi. Tabii belli olmuyor, bu kesin bir şey değil arkadaşlar. Bazı ürünlerde değişiklik gösterebiliyor. Şöyle imameye bakalım. Bazen ince mallar bozuk çıkıyor. Bazen ince mallar çabuk çatlayabiliyor. Bazen çok sert, çok güzel oluyor. Şöyle tepelik de yapmış. Güzel. İmame durağını bu defa böyle yapmış. Şu imame ile birleştiren bir tarz yapmış. Bakın, ip dönmüş, içinde düzelteyim. Şu imame ile birleşen bir tarz yapmış. Evet. Tanelerin ölçüsü çok güzel. Uzun yumurta. Evet, ölçüye bakıyorum. 6,5'a. 6,5'a 10'du, 13,5. 6,5'a 13,5. Güzel bir ölçü. Bu malzeme çok güzel arkadaşlar. Yani bu bal renginde tespih sevenlere bunu ısrarla tavsiye ediyorum. Hakikaten çekim lezzeti çok iyi. Sertliği falan çok iyi. Kalsın bu da böyle. Ondan sonra bir kukamız var. Yine Ali Haydar Yılmaz Usta'nın yapımı kuka. Tabii bunu sipariş yaptık arkadaşlar, ama bunun aynısını sizin için de yapabiliriz. Bunu yeni yapıldığı için gösteriyorum. Çekimi gerçekten harika. Ölçülerine bakalım. Ölçüleri ona 12, ona 12, çok güzel bir ölçü oldu. Böyle fıçı kesim, eski usul. Çekim lezzeti harika. Şıkır şıkır. Ziya Bey, tesbihiniz hayırlı olsun. Tesbihiniz çıktı. Göndereceğim inşallah. Çok da güzel oldu. Dokunuşu, hissiyatı, lezzeti gerçekten çok güzel. Bakın, Ali Usta'nın klasik imamesi ve tepeliği. Bir ahenk var, bir güzellik var. Evet, Ali Usta'nın işçilikleri böyle eski usullerde çok bariz bir şekilde ön plana çıkıyor. Ne hikmettir bilmiyorum. Böyle eski usuller çok yakıştı benim abime ya. Ali abim, biliyorsunuz benim abim. Eski usuller çok yakıştı ya. Eskici oldu çıktı. Her defasında söylüyorum. Eskici oldu çıktı. Ama inanılmaz lezzeti var ya. Ya başka insanlarda da böyle eski usul yapanları görüyorum, ama ya Ali Usta'nın yaptıkları bambaşka ya. Evet. Şimdi bunu da hemen buraya koyayım. Bunun malzemesini göstereyim arkadaşlar. Bakın, kuka bu. Bundan yapıldı. Gerçi kuka ile ilgili birçok yerlerde birçok videolara ulaşabilirsiniz. Ama ben de göstermiş olayım değerli takipçilerime. Kuka bu arkadaşlar. Bunun tabii iki parça olduğunu düşünün. Hatta dur bakayım, şurada bir parça var mı? Var. Karar veremedim seçerken, çünkü bir tarafı, bunun bir tarafı biraz bozuktu. Evet, yani şöyle. Sonra da şöyle. Bu tek kuka oluyor. Bakın, kukaların içi böyle boş olduğu gibi bazen de böyle dolu olabiliyor. İçi dolu olan kukalar daha pahalı. Bak, yine şurada biraz iç varmış ama neredeyse kalmamış derecesinde. Bundan daha büyük boy tespihler çıkartma şansları oluyor. Tabii bunu da haliyle pahalı satıyorlar. Biz CNC'de şöyle oynadık, biraz üstünde yazı yazdık. Ondan öyle arkadaşlar. Şimdi bunları da kaldırayım kenara. Evet. Yine çok güzel bir tesbihimiz var. Bu arkadaşlar böyle Osmanlı hamuru. Gerçekten çok güzel bir bakalit. Bunun hikayesini söyleyeyim size. Şimdi bunu malzemesini Cezmi abi almıştı. Cezmi abi bu tespihi kendine yaptırdı. Ama o şeffaf istiyordu tabii. Fakat şu sarılıkları içine bir türlü silmemiş. Böyle sarılı şeffaflı olması getirdi. Size tanıtmak istediğim başka bir tesbih vardı. O da bunun fıçı kesimiydi arkadaşlar. Bu malzemenin fıçı kesimiydi. Pudra pembesinin fıçı kesimiydi. O onu beğendi, onu aldı. Ben onu size gösteremedim o yüzden. Çünkü Cezmi abi aldı, ama Cezmi abinin tesbihini göstereceğiz. Şimdi aldı onu. Bunu bize geri verdi. Allah razı olsun. Cezmi abi çünkü içine sinmemiş arkadaşlar. Yani ama çok, ben çok beğeniyorum. O başka mesele. Cezmi abi de çok beğenerek aldı.
Şimdi daha çok gönlüne oturan daha güzel bir ürün aldı. Onun için o daha güzeldi. Hayrını görsün. Çok değerli abimiz. Tespihini bize bıraktı. Şimdi bu tespih artık bizde. Bakalım ölçülerine kaça kaç. Bunu da biz yaptık. Biliyorsunuz Ali Usta işçiliğini hemen anlamışsınızdır. Ali Usta yaptı bunu. 9'a 12. 9'a 12. Biliyorsunuz arkadaşlar bu malzemeyi çok kişi istemişti. Malzememiz kalmadı. Çünkü bu dışı kıpkırmızı. Çok hızlı zaman, çok kısa zamanda kıpkırmızı oluyor. Çok güzel bir malzeme. Değişik bir malzeme. Yine bakalit tabi. Ali Usta'nın klasik işçilikleri arkadaşlar. Tepeliği ve kısa imamesi. Kısa imameyi çok seviyoruz arkadaşlar. Çekimi harika. Evet, harika. Cezmi abi için gitmesin mi şimdi? Ben bunu böyle yapıyorum. Bak pişman olursan senden fazla para alacağım ha. Pişmanlık parası. Çok güzel. Ama sen sevdiğini aldın, sorun yok. Sorun yok abim. Bakarsın bana kalır bu. Bakarsın benim olur bu. Ama ben de çok sevdim bunu. Ya açık söyleyeyim. Gerçekten çok sevdim bunu. Şimdi bunun malzemesi yanımda yoktu. Yani parçada bulamadım. Bulsaydım size gösterecektim. Ha bak şunun malzemesini göstermeyi unutmuşum. Bakın malzemesi bu arkadaşlar. Bu da bordo olacak. İç rengi böyle. Bu da diğer parçası. Bunlar kıpkırmızı olacak. Evet, kıpkırmızı olacaklar arkadaşlar. Şimdi bunlarla ilgili söyleyeceğim başka bir şey kalmadı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Şöyle gözünüzün önüne çıkarayım hepsini. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.